Merhaba arkadaşlar. Bugün arıcılığa yeni başlamış olan Alper arkadaşımla beraberim. Alper yeni öğrenmeye başladı. Şu anda bir kovanı var. Bu videoyu da zaten yeni arıcılar için çekiyorum. Yorumlarda yazmışlar. Biz yeni arıcılar için bir video çeker misin diye. Şimdi beraber kovanımızı açalım. Alper, kovanını yavaşça aç. Arkadaşlar, kovanınızı açarken yavaş ve sakin olun. Eldiven mutlaka giyin. Maskeyi mutlaka giyin. Yani arıya erkeklik olmaz. Arı videoları izlerken hani ben de görüyorum, bazen arı çok sakin oluyor. Adam elbisesiz bakıyor. Abi bunun bir tarafına petek örmesi herhangi bir şey yok. O daha önce örmüş. Ben ona bir şey yapmayalım. Güneşi arkama mı alıyorum bakarken? Hiç, dön, evet. Arkadaşlar, günlük yavruyu görmek için yavru gözlerinin içine güneşin değmesi gerekiyor. Bu tarafta hiç günlük yumurta, herhangi bir şey yok. Zaten orada yoktur, orası boşlu ya, o dış tarafı. Orada olmaz, sıkı tut. Dış tarafı olduğu için dış tarafta olmaz genelde. İç tarafa bak. Ha bak, orada kapalı yavru var mesela. Evet. Kapalı yavruların olduğu yerde, şurada kapalı yavrular var. Aman. Arkadaşlar, sıkı tutun. İstiyorsan bak, bununla tutamıyorsan yanlardan tut eldiveninle. Evet. Şimdi bu kapalıların etrafında günlük yumurta olabilir. Ana arı var mı, ona bak. Ana arı var mı, düşürmüşüzdür. Ama burada yok, ana arı. Daha düşmüş. Hani? Şurada. Aa, düşmek üzere bak, alta kadar inmiş. Evet. Neredeyse düşecek. İyi, günlük yavru gördün mü? Günlük yavru gördüm, evet. Arkadaşlar, benim kameram günlük yavruyu tam olarak göstermiyor. Şimdi bak, buraya dikle, anarıyı ezme, tamam mı? Anarıyı takip et. Arkadaşlar, çıtayı çıkardığınız zaman mutlaka anarıyı ezmemeye çalışın. Çok dikkat edin, anarının görmediyseniz anarı her yerde olabilir. Abi bu tarafa doğru çek, bana doğru çek onu. Ha, diğer petekleri de bak. Şimdi ikinci çıtamız. Eğer ana arıyı ezerseniz zaten siz de fark edemezsiniz. Sonra arınız yavaş yavaş geri gider. Ana yüzükleri yapmaya başlar kovan. Ve daha da geriye gider. O yüzden mutlaka ana arıyı ezmemeye çalışın. Ve duman kullanın arkadaşlar. Şu anda yanımızda körük yok bizim. Mutlaka duman kullanın. Evet, kapalı yavru çok güzel. Evet, aynen öyle bak. Güneş vurması gerekiyor Alper. Evet. Günlük yavru var mı diye bir bakıver. O çıtada da. Var abi. Tamam. Günlük yavruya bakmamızın sebebi arkadaşlar, ne kadar ana ne kadar atıyor diye. Yoksa anayı gördük. Yani bir sıkıntı yok. Kupa olarak, kupa. Kupa oluyor. Larv olmuş. Yüzüğü yok, ana arı yüzükleri galiba. Evet, ana arı yüzüğü yok bunda. Bunu şimdi bak, buraya yan tarafa koyarken şu kısım yanaşsın, tamam mı? Yavaş yavaş yanaştır. Sonra hep beraber ittiririz ileri doğru. Öbür taraftan yanaştır. He. Sonra yanaştırmaya kalktığımız zaman arada arılar ezilebiliyor. Buna bakmaya gerek var. Tabii tabii, ona da bak. Şimdi polen durumunu gördün mü? Polen pek vardı, evet. En son çıtada mıydı? Buradaki en ilk kaldırdığımızda mıydı? Değil mi? Biraz vardı onda. Vardı biraz, az ama. Yani normalde o en son çıtayı kaldırıp bakmanıza gerek yok. Şu yönden. Hani ana arıyı gördünüz, günlük yumurtaları gördüyseniz gerek yok, ama biz hani öğrenme amaçlı. Alper, hem öğren, şöyle bir bak. Arkadaşlar, bu dip çıtası. Dip çıtasında Alper genelde böyle yavru olmaz.
Tamam mı? Olmaz, evet. Evet, polen ve bal olur. Öbür tarafında polen var mı? Burada polen yok. Polen göremiyorum. Burada da mı yok? Var burada mı? Da yok. Var mı? Evet, şurada şu polen var. Bir şöyle üfleyiver. Şuralarda, evet. Bir görebilir miyim şuralarda? Bana çevirsene. Evet, az bir polen var arkadaşlar, bal var. Normalde dip çıtasında polen çok olur, bal çok olur, yavru az olur. Önemli değil yalnız, bir sıkıntı yok. Çünkü en son dediğimiz, yani en son bu çıtada vardı polen. Zaten şu anda polen akımı devam ediyor. Şuradan da ittir. Evet, yavaşça arkadaşlar. Çünkü ana arıyı, Alper, iki elini. Bir buradan, bir buradan. Tamam mı? Tamam, onu bırak. İki elinizle arkadaşlar ittirin ya da bıçak yardımıyla, herhangi bir şey yardımıyla ittirebilirsiniz. Evet. Tamam. Oldu mu? Oldu, oldu. Bu tarafta yavru olmadığı için arkadaşlar şerbetliyi buraya koyabilirsiniz. Şimdi bu üç çıta olduğu için az bir şerbet de koyalım. Bunu da buraya yanaştıracağız. Şerbetini ver abi. Evet, ver hepsini. Tamam, çünkü yavru düzeni, yavru kapalı yavrusu çok. Yavaş yavaş çıkmaya başlayacak onlar. Bal ihtiyacı olabilir onlara. Yiyecek ihtiyacı. O yüzden şerbet şu anda versen iyi olur. Yani vermesen de olur. Çünkü bal akımı başladı. Arkadaşlar, naylon kullanırsanız şu kenarda kalan arı olursa onları görürsünüz. Ona göre mesela üflersiniz, elinizle ittirir, arıyı kovarsınız. Çuval olduğu zaman gözükmüyor. Şimdi Alper, ön tarafa gel. Ön tarafa gel. Arkadaşlar, kovanımızın giriş deliği de çok önemli. Otlarını mı alayım? Yok. Ha, otu varsa alacağız. Şu anda ot yok. Otta bir sıkıntımız yok. Bir de arkadaşlar, biz bu kovanı daha bir hafta mı oluyor getirelim buraya? Evet. Normalde altına şey koymamız lazım, taş. Evet. Biraz yüksek tutmamız lazım da. Tekrar buradan taşıyacağız. O yüzden herhangi bir şey koymadık altına. Birkaç gün sonra taşıyacağız arımızı. Şimdi önünde ot varsa temizliyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok. Gayet otlar küçük. Giriş deliği önemli. Arkadaşlar, 3 çıtalı arımız bu tarafta olduğu için, tamam mı? Giriş deliği de bu tarafta olması gerekiyor. Eğer o tarafta giriş deliği, o tarafta açık olsaydı bu şekilde, zaten 3 çıta arı için bu kadar genişlikteki bir giriş deliği iyi olmaz. Bu tarafı zaten kapalıydı. Kapatıyoruz. 3 arı için 3 delik yeterli. Çünkü hani yağma falan olursa, evet, arı çok çabuk yağmaya uğrar. Arı bak, güzel çalışıyor, görüyor musun? 3 delikte gayet güzel giriyor, çıkıyor. Problem yok. Arkadaşlar, bir tane de benim kovanlarımdan birine bakalım. Bunu açabiliriz Alper. Kaldır abi onu iyice, hepsi çık. Hepsi gözüksün. Kaldır kaldır, yani koyuver. Evet. Bu arı biraz niye seyrek gibi? Bir bakalım, bu arada sanki bir sıkıntı var gibi. Evet, şunu alacağız bak. Bunu mu? Evet, yok. Onu kaldır bir bakalım. Evet, bu son çıtamız. Polenli ama abi. Tamam olsun. Poleni var. Bak, kapalı yavrusu da var, poleni de var. Balı da var. Bu en son çıta. Günlük yumurta var mı? Evet, güneşe doğru bak. Güneş içine girmesi lazım. Olmayabilir. Çünkü bak, burada şey var Alper. Yanlışlıkla buraya bir tane çıta koymuşum ben. Şöyle kenara bana doğru yanaştır. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, bu çıta burada olmadı. Neden olmadı diyeceksiniz. Öbür tarafına baksana. Bakın, saf petek koydum ben buraya. Arı hafiften dalak örmüştü. Örecek mi diye koydum. Bak şimdi öyle tutma. Öyle tut. Bakın, biraz şeyde tutunca, böyle tutunca bu petek ağır geldi ve şeyden ayrıldı. Onlara dikkat edin. Şimdi onu koyabilirsin. Onda hiçbir şey yok. Silkele onun içine.
Şimdi arkadaşlar bal akımı olduğu zamanlarda böyle saf petek verdiğiniz zaman genelde örmüyor arı. Örmediği zaman da içindeki peteği alın. Bekletmeye hiç gerek yok. Abi şöyle biraz bakayım. Şimdi üstünden vur. Öyle dursun olur. Tamam. Tamam, o kenara dursun. Örerim diye vermiştim ama demek ki örmemiş. Anarımız. Evet, bu işte ustalaşmaya başladın Alper. Evet. Hemen anarı gördün. Günlük yumurtamız gözükmüyor. Şöyle güneşe doğru dön ki. O zaman görebilirsin çünkü hafiften içine gölge vurdu mu görmesi çok zor. Bir anarıyı göstersene. Gayet güzel gözüküyor da. Anarımız burada. Tamam. Ama günlük yumurtamız yok. Şimdi ana orada dolaşıyor, atacaktır. Evet. Bir de ben bakayım. Şuna da bakalım. Arkamızda evet atılmış. Günlük yumurta değil de hafif larva olmuş. Larva mı olmuş? İyi. Evet. Öbür tarafa da atacak, geziyor. Evet, var. Günlük yumurtamızda var içinde. Tamam. Tamam. Düşürmeyesin çünkü ana üstünde. Şimdi ananın olduğu yeri biliyorsun, ona göre yavaşça ve dikkatli koyuyorsun. Yanaştır iyice onu. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Şimdi sen arıya bakıyorsun. Şu mesela burada günlük yumurtamız var. Buna da atar diye düşünüyoruz değil mi? Bunu çekmemize gerek var mı fazlalık diye? Yok, onu çekme. Onda bal ve polen var. Ona günlük yumurta atmaz. Ya şu zamanda yani bal akımının olduğu zamanlarda yumurtayı azaltıyor. Ana artık yavaş yavaş dinlenmeye çekiliyor. Bu sıkıntı olur mu buraya petek örmeleri? Ya onu biz temizliyoruz, tekrar gene geri yapıyor. Bir sıkıntı yok. Büyük bir ihtimalle ya kendilerine geçiş yeri sağlamak için, hani üstüne naylon ya da çuval seriyoruz ya, üstten geçiş sağlamak için yapıyor olabilirler. Evet, ağzında yumurtalar var. Şimdi bak, bunlar kapalı yavru, tamam mı? Kapalı yavru. Çıkmak üzere olan var mı? Çıkmak üzere olan. Bayağı bir şey olmuş bak, evet. Rengi siyaha dönmüş, tamam mı? Siyaha dönmüş, çıkması yakın. Evet. Kaç günde çıkıyordu abi bunlar? Günlük yumurtayı attıktan sonra bu 21 gün. Günlükten sonra 21 gün. 20 gün geçecek yani. Evet, gayet güzel. Günlük yumurtalar var. Zaten o çıkanların yerine ana arı tekrar yumurta atacak. Evet. O yüzden ekstradan bir çıta vermenize gerek yok şu anda. Ben saf petek vermiştim örerler mi diye ama örmemişler. Onu hemen geri aldık. Arkadaşlar bakın, görüyorsunuz arı gayet sakin. Sebebi de şu anda bal akımının olması. Arı şu anda çalışıyor ve Alper gayet yavaş davrandığı için herhangi şu anda bir sıkıntı yok. Bakın, duman sıkmadığımız halde. Burada da ana yüzüğü yok. O boş yerlerden çıkmış, tamam mı Alper? Kapalı evet. Yavrular çıkınca oraya ana arı yumurta atmıştır büyük ihtimalle. Yoksa da atmaya başlayacaktır. Evet, var. Bunlar kuluçuk halinde yumurtalar var. Aynı şekilde güzel. Evet. Yani ne kadarıydı? 1, 2, 3. 3 tanesinde yumurta var. Daha devam ediyoruz. O 4'ünde de gördüm ben yumurta buradan. Burada mı? Kapalı gördüm. Evet, sorularını alayım. Şimdi bizi izleyen yeni ya da hobici arıcılar, demek ki arının çokluğuna güvenip saf petek atmamak lazım. Evet, yani örülme zamanı var bunun. Arının ördüğü zaman var. Şu anda saf petek atarsan örmez. Çünkü bal akımı başladı. Bal akımının olduğu zamanlarda arkadaşlar kolay kolay yani petek örmüyor arı. Çünkü artık bal getirdiği için petekle uğraşmıyor. Neye bakıyorsun? Erkek arı şeyi değil mi abi, kapalısı? Evet. O büyük olan. Onu da gösterelim. Çıkıntılı olan.
Şöyle hafiften elimle çıkıntılı olanlar. Arkadaşlar böyle yüksek olan, tamam mı? Zaten büyüktür. Normal bak, hepsi aynı seviyede dişi arıların gözleri, ama erkek arılarınki yukarıda böyle dışarı doğru çıkıktır. Onlar erkek arı. Evet. Erkek arı gözünü bilmeyen arkadaşlar için iyi oldu. Diğerine de al, bakıyorum. Bak bak, ona da bak. Şu anda 4 çıtada yavru var. Kovanımız 6 çıta, 4 çıta yavru var. Bu dip normalde burada ballı polenli olması gerekir. Evet, bu nasıl? Bunda da aynı şekilde bal polen yok, yavru var. Olabilir arkadaşlar, evet, sıkıntı günlük, yok. Günlük yavru var. Şimdi en dip çıtada bal ve polen olması gerekiyor normalde, ama bazen böyle arılar en dip çıta ile en sondaki çıta da atabiliyorlar. Evet, yine erkek arı attı. Evet, orada var. Ayaklarında polen. Evet, polen az geliyor arkadaşlar şu anda. Genelde bal geliyor. Bir dakika, kaldırma, koyma. Bir baksan arıların üstünde varova var mı? Yine evet. Güneşe doğru dön. Varovaya bakıyoruz. Şimdi arının üstüne bakın arkadaşlar. Üstünde bu tüylü olan kısımda, tepe kısmında yani. Oralarda genelde varova olur. Ya da yeni çıkmış olan arıların kanatları yenmiş şeklidir. Kanatları böyle, yarısının kanadı yoktur, yarısı yenmiştir, ya da iki kanadı da yoktur. Geçen arkadaşımız diyor, sen diyor iki çıtayı verdin diyor, takviye olarak diyor, onda varova varsa ne olacak diyor. Ya ben şimdi varova olmadığını biliyorum kovanlarında da, o yüzden. Çünkü kışın hatta söylemiştim o zaman beni takip eden arkadaşlara. Arkadaşlar tam varova atmaz, varova ilacı atma zamanı, şu anda ilacınızı atın demiştim. Eğer takipçi arkadaşlarım beni yine kışında takip ederlerse varova ilacını atma zamanını yine söyleyeceğim. Şu anda bütün kovanlarımda benim varova yok. Allah'a şükürler olsun. Evet, şimdi yavaş yavaş ittir. Sormak istediğim bir şey var mı Alper? Yeni arıcı olarak, acemi arıcı olarak, hobici olarak diyelim. Şu an için yok abi. Şu an için neyin yanlış, neyin doğru olduğunu tam bilmediğimiz için sorularımızı da o yüzden tam anlamıyla soramıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu almaya gerek yok. Sen, ben alsam tekrar yeniden örecekler. O yüzden arıya iş çıkarmaya gerek yok. Evet. Tekrar kapat. Öyle kalsın. 3 tane delik 6 çıta arı için şu anda az. Ama dediğim gibi ben arıyı taşıyacağım. O yüzden herhangi bir şey yapmıyorum. Ve size bir tavsiyem olacak. Şu arı girişinden kullanın. Bundan kullanmayın. Çünkü genişletmek için arı gözünü, çıkışını, şu çekilmiyor bakın, geri gelmiyor bu tarafa, bunu çıkaracaksınız, böyle ters koymanız gerekiyor. Bu da bir sürü uğraş. Ben bunları değiştireceğim zaten, gidip bunlardan alacağım. Bunlar da istediğiniz gibi böyle açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, taşırken de sadece ileri ittirip kapatıp götürebilirsiniz. Erkek göz mü görmek istiyorsun abi? Buyur. Evet, şunlar galiba. Evet, evet. Şunlar bakın arkadaşlar, gayet şu normal şeye göre ne kadar büyükler, görüyor musunuz? Evet. Evet, çevirelim, bu tarafta da aynı şekilde. Maşallah zaten, full kapalı. Şurada açıkta erkek gözü. Arkadaşlar bakın kararmış. Burası biraz daha açık kahverengi. Şunlar daha erken çıkacak. Bunlar geç çıkacak. Hüseyin abi bir şey gösterecek. Çiftleşmiş, çiftleşmemiş mi? Madem ustasın. Ha, bana mı soruyorsun? Yok. Evet, deme. Alper'e soralım önce. Alper çiftleşmiş mi, çiftleşmemiş mi? Vurma. Dur dur. Tabi sen bilemezsin. Ya bu da diyor tamam canım. Abi. Acemiler ya. Arka deliğine bakıyorum sanki biraz şey gibi ama. Ne zaten gibi? Şimdi çiftleşmemiş olan arkası biraz havada gider. Evet. Tamam mı? Bu arı, şu andaki ana arı biraz yerde sürüyor arkasını. Yani ağırlık var. Evet. Ve sanki böyle yumurtlamış gibi gözüktü. Yumurta. Bu yeni mi çıktı Hüseyin abi? Yumurta yok. Sadece yumurta yok ama o zaman çiftleşmiş demek ki. Biraz zaten doğrusu işte. Günler ve günler çiftleşler. Hı hı, çünkü çiftleşti. Normalde daha hızlı gezerler. Evet. Ve böyle arka tarafları, kıçı böyle havada gezer. Kaparıymışlar yüzükler abi. Kaç bugün yüzük vardı? 3 tane. 3 tane. Öbürleri kendi mi öldü, sen mi öldürdün? Yok, öldürmüşler. Kendi. 3 tane bıraktım, kendi seçtim. He. Ben tek yüzük bırakmıyorum abi. Ben tek yüzük bırakıyorum, neyse.
Ben de öyle yapıyorum. 6'da mı? Bugün 6 evi. 6'ya 5. Ana. Var. Yumurta yok. Çiftleşmiş gibi. Evet. Notunu çuvalın üstüne yazdı. 5. ayın 1'inde 3 kapalıymış. Evet. 3 tane kapalı. 5 gün sonra çiftleşmiş oldu ana. Evet. Ne ara çıktı da çiftleşti bu? Sabah birinci... bakmışımdır, öğleden sonra çıkmıştır. Tabi, öğleden sonra çıkmış olabilir. 4. 5. gün çiftleşme çıkabilir abi. Tabi tabi. Yani daha yumurtlamıyor, çiftleşmiş. Yani yumurta evet, yani arkası biraz şey böyle, tamam mı böyle? Niye zımbalıyor? Düz değil yani. Taşıyacak mı? Ha, gitmeye hazır. Taşınacağız. Arkadaşlar, kovanlarınızın içinde ya da bir not defteri gibi bir şey tutarsanız iyi olur. Yani kovanda ne eksik var, bir dahaki gelmenize ne yapacaksınız, o notları yazarsanız arı bakarken daha kolay oluyor. Ya ben bu kovanda ne yapacaktım acaba diye düşünmüyorsun. Ya da bakın taş koyuyor üstüne. Yanlışlıkla bazen o taş buraya kayabiliyor. Doğru mu abi? Tabii. Bazen ben... kaldırıyorsun, bu tarafa koyuyorsun, taş düşüyor ya da taş bu tarafta kalıyor, kapatıyorsun, acil gidiyorsun. Aynı pozisyon. 1 Mayıs'ta kapalı yüzüğümüz varmış abi. Evet, bu da 1 Mayıs'ta ana yüzüğü. 5 gün olmuş. Görelim kapalı yüzüğü. Bakalım ana çıkmış mı? Soru Alper, bol bol soru sor, tamam mı? Ya bu arının içinde odalak ne işi var diye soruyorsanız, merak ediyorsanız. Evet. Ağzımdan aldım. Anlamsız aldım değil mi? Şimdi bu arının gazı zayıftır. Evet. O dalağın üzerinde dalağı öğren arılar yavrarlar. Onu dalağın birlikte getirdim koydum içine. Nasıl ben oradan dalağı sökeceğim ya. Hmm. Söktüm dalağı birlikte getirdim koydum. Buraya da takviyemiş oldum. Dalağı dolmuş oldum yine. Evet arkadaşlar, bak çok güzel bir fikir. Dalak öğren ya da mumu kabartan arılar genelde yeni işçi arılar oluyor. Bir anda anadan arasınlar şuna. Neredeydi ana yüzükler abi? Ana yüzük büyük ihtimalle içeridir. Sağdaki sırada. Erkek arı var ama şu ana arı mı abi? Yok, erkek. Bu zamanda erkek arılarla ana arılar erkek arı çok olduğu için karıştırma olabiliyor yani. Aynı boyutta hemen hemen. Anayı bulamadık. Devam ediyoruz bakmaya. Son çıtamız. Son şansımız olmasın da. Şey, ana yüzüğü yok herhalde. Çıkmış. Olmuş abi, ana güzel. Şu an çıkmış bak. Evet. Arkadaşlar, çıkmış olan ana yüzüğü bu şekilde oluyor. Artık orayı temizleyecekler arılar. Orayı bozmuş. Orayı bozmuş. Bakın şurayı bozmuş. Bu yandan bozuyor. Ana arı diğer arı çıkmasın diye. Burayı bir daha göster ya. Boz, ana arının bozduğu şeyi. Evet, ana arımız orada. Hani? Bakın ana arı bu. Parmağı ama küçük. Daha çiftleşmemiş o. Bir de pişti. Götü yerde. Evet, değil. Dur. Çiftleşmiş abi. Çiftleşmiş değil. Burada böyle havada şeydi yani. Ama yere sürüyerek gidiyor abi. Ya sürüyerek gidiyor da şeyde. Evet, aslında çiftleşmiş de olabilir bak. Olabilir de olmabilir de ötekine göre bakıyor daha şey bak. Yani. Ben sana bir şey söyleyeyim, bu çiftleşmiş gözlere çiftleşmiş bakıyor abi. Evet. Gözleri kontrol ediyor. Biraz önce hafiften böyle kuyruğu yukarı gider evet gibi oldu. Evet. Öbür köşeden aşağıya böyle gezdi ya. Yani bak, kaldırdı görüyor musun arkasını? Normalde ya az çiftleşmiş ya da çiftleşmeye gidecek. Adam yumurtadan canlı yayında bir şeydek. Onu ben çektim abi yumurtlarken. Evet, gördüm. Nasıl bakıyor da önce bakıyor abi. Tamam mı? Boş yerlere. Ondan sonra geliyor yumurtluyor. Abi büyük ihtimalle çiftleşmemiş. Daha yüzükten temizlememiş ya. Evet bak şimdi. Hayır. Şuradan normal çıkmış ana. Şurada da ana buradaki yüzüğü bozmuş. Bakın yandan girmiş. Yandan girmiş ve bozmuş burayı.